Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Risale-i Nur Külliyatından konularına göre veciz sözler. Muhyiddin Arabi. Ciddi olarak ve ciddi bir maksat için Muhyiddin Arabi gibi zat var ki, istediği vakit ervah ile görüşen bir kısım ehl-i velayet. Yani Gerçi nevi şahsına münhasır olsa da Muhyiddin Arabi, makam cihetiyle hakikaten yüksek bir makamda. Bulunduğu makam itibariyle farklı baktığı içindir ki değerlendirmesi farklı. Diğer normal standartlarda bakan insanlar o cihetle onun bazı ifadelerini, ki üstad muhtemelen onu ifade edecek, diğerlerine garip gelebilir, meczubane gibi gelebilir, daha ötesi din ve şeriata aykırı gibi gelebilir. Ki okudum ben mesela eserlerini, o manada yani normal bilinçli bir insan, normal vaziyetteki bir insan o sözleri söylese dinden çıkarıcı ifadeler. Tercüme edildi ki PDF ortamında da çok var eserleri, ancak faydalanmak isteyen dikkatli okuması lazım. Kendisi de makamımıza çıkmayanlar kitabımızı okumasın diyor. Çünkü farklı makamdan bakıyor. Bir zaman kalbime geldi, niçin Muhyiddin Arabi gibi harika zatlar sahabelere yetişemiyorlar yüksek makam olmasına rağmen. Sonra namaz içinde Subhan Rabbiyel Ala, yüce olan Rabbimi tesbih ederim. Genelde Sübhane ifadesi Üsebbihu Sübhane takdirindedir. Yüce olan Rabbimi tesbih ve takdis ederim derken şu kelimenin manası inkişaf etti. Çünkü sahabiler bu manaya tam manasıyla mazhardılar. Çünkü Efendimiz de tabiri caizse aynı makamda oturuyorlar. Ondan ders alıyorlar. Birinci onların muallimi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Muhyiddin Arabi çok perdeler arkasında belki ders alıyor. Hem Muhyiddin Arabi'nin nazarına Fahreddin Razi'nin ilim kelam vasıtasıyla aldığı marifetullah ne kadar noksan görülüyor. Öyle de tasavvuf mesleğiyle alınan marifet dahi Kur'an-ı Hakim'den doğrudan doğruya veraset-i nübüvvet sırrıyla el-ulema varasetül enbiya olması hasebiyle peygamberin nübüvvetin veraseti cihetiyle sırrıyla alınan marifete nispeten o kadar noksandır çünkü. Muhyiddin Arabi mesleği huzuru daimi kazanmak için. Çünkü kelam alimleri kainatı delil gösteriyor. Muhyiddin Arabi ise tam tersine. Huzuru daimi kazanmak için mevcudatı devre dışı bırakıyor. Yani la mevcude illahu. Var olan hiçbir şey yok ancak o var deyip kainatın vücudunu inkar edecek bir tarza kadar gelmiş. Vesairleri ise yine huzuru daimi kazanmak için la meşhude illahu, yani görünen hiçbir şey yok ancak o var deyip kainatın isyan mutlak altına almak gibi aciz bir tarza girmişler. Yine bizden olmayan ve makamımızı bilmeyen kitaplarımızı okuması zarar görür. Aynen, yani normal aklı başında bir insan onun ifade ettiklerini iddia etse dinden çıkar. Evet, bu zamanda Muhyiddin'in kitapları hususan Vahdetül Vücuda dair meselelerini okumak zararlıdır. Muhyiddin Arabi Hazretlerinin makbulinden kabul görmüş kimselerden olduğu halde hatasının ve her kitabında mühdi, hidayet edici olamamasının esbabı, sebepleri o kadar amik, derin bir şekilde ve o derece ince bir tarzda izah buyuruluyor. Yani aslında işi Sahil Selameti Bediüzzaman Hazretleri getiriyor. Yani Muhyiddin Arabi'ye de, böylece onun gayrına da o noktada vasati denge noktayı gösteriyor. Ancak dikkatle diyor. Sual: Muhyiddin Arabi Vahdetül Vücut meselesini en yüksek bir mertebe telakki ettiği gibi, ki bu konuda başlı başına ele aldık. Vahdetül Vücut meselesini tespitler nokta konuda onu ele aldım. Tüm külliyattan derleyerek. Ehl-i aşk bir kısım evliyayı azime dahi ona ittiba etmişler, uymuşlar. Bu meselenin en yüksek mertebe olmadığını, hem hakiki olmadığını, belki bir derece ehli sekir ve istiyarakın, yani manevi bir adeta sarhoş durumunda veya derinlerine dalmış, demin amir diye ifade ettiği gibi mustarak olmuş ve ashab-ı şevk ve aşkın meşrebi olduğunu diyorsun. Öyleyse muhtasaran sırrı velayet-i nübüvvetle ve Kur'an'ın sarahatıyla açıkça gösterilen tevhidin yüksek mertebesi hangisidir göster. Eğer gayet yüksek ve kuvvetli iman sahibi ise Muhyiddin Arabi'nin emsali gibi zatlara zevkli, nurani, makbul bir mertebe olur. Yoksa vartalara düşmek, maddiyata girmek, esbapta boğulmak ihtimali var. Vahdet-i şuhud ise o zararsızdır.
ehli sahvın da yüksek bir meşrebedir. Yani diğer bir ifadeyle bu caddeler umumi caddeler değil hususi caddelerdir. Muhyiddin-i Arabi gibi zatların gidebileceği yerlerdir. Necmeddin-i Kübra ve Muhyiddin-i Arabi radıyallahu anhuma gibi pek çok ehl-i velayet manayı zahiriden başka batini ve işari manalar ile yani içteki gerçek mana ekser ayatı tefsir etmişler. Hatta burada da ifade edecek. Hatta tefsirlerinde Musa aleyhisselam ve Firavun'dan murat yani aynen bunlar var ama ondan murat kalp ve nefistir dedikleri halde ümmet onlara ilişmemiş. Büyük ulemadan çokları onları tasdik etmişler. Bu seviyenin tefsirinde de bu mana görülür. Ve mukadderat. Takdir edilen şeyler. Ama vücudundan evvel her şey mukadder. Ve yazılı olduğuna delil, bütün mebadi ve çekirdekler her şeyin başlangıcı ve mekadir, miktarlar ve suretler birer şahittir. Hatta Kur'an ifadesiyle her şey bir yaprak bile bir kader ile düşer. Yani her şey evvelinde takdir edilmiştir. Ana rahmine düşen çocuk böylece daha dünyaya gelmeden evvel her şey yazılı olarak gelir. Evet, her bir meyve, bütün ağacın mukadderat-ı hayatı onun kalbi hükmünde olan çekirdeğinde yazılıyor. Yani zaten haşa, Cenab-ı Hakk'ın varlıkların evvelini, sonunu bilmemesi zaten bu eksiklik olur. İşte kader de ilim nevindendir. O meseleyi de genişçe tespitler.com'da ele aldık. Hayatın başına gelen ecel ise, şuhud derecesinde görürcesine kat'i iman etmişim ki, tegayyür etmiyor, mukadderdir. Bitti. Yani ecel mukadderdir, tegayyür etmez, değişmez. Mukadderat bazı şeraitle vuku'a gelirken geri kalır. Demek ehli keşfin muttali olduğu mukadderat mutlak olmadığını, belki bazı şeraitle mukayyet kayıtlı bağlı bulunduğunu ve o şeraitin şartlarını vuku bulmamasıyla o hadise de vuku'a gelmiyor. Fakat o hadise eceli muallak gibi levh-i ezeliğinin bir nevi defteri hükmünde olan levh-i mahfi ispatta mukadder olarak yazılmıştır. Evet, bir nohut tanesinde bütün Kur'an'ı yazar gibi, çamın gayet küçük bir tohumunda, koca çam ağacının fihristesini ve mukadderatını yazan kalem, elbette semavatı yıldızlarla yazan kalem olabilir. Hadisat, olaylar vücuda gelmeden evvel mukadderdir, malumdur, muayyendir. Her şey Cenab-ı Hakk'ın kontrolünde. Mukaddes, ulvi yüce, takdis edilen. Evet, şöyle müzeyyen, süslü bir kainatın öyle mukaddes bir saniyine, yaratıcısına, böyle bir Resul-i Ekrem, ışık şemse, güneşe lüzumu derecesinde elzemdir. Yani dünya için güneş ne kadar lüzumlu ise, kainat içinde, dünya içinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o derece lüzumludur. Bu kainatı cilvesiyle süslendiren bir cemali mutlak ve umum mahlukatı sevindiren bir rahmeti mutlaka, böyle hassiz bir çirkinlikten ve kubhu mutlaktan, tam bir çirkinlikten ve böyle bir zulmü mutlaktan, bir merhametsizlikten elbette nihayetsiz derece münezzehtir ve mukaddestir. Maani mukaddesenin, mukaddes manaların suret-i mülevveseye, o pis olan surete mücavereti, komşuluğu, beraber oluşu zarar etmez. Üstad bunu değişik şekillerde aynada görülen yılanın sureti ısırmaz, ateş yakmaz. O Zat-ı Rahmanurrahim, ona layık bir tarzda bir muhabbet, bir sevmek gibi, ona layık şuunatla, işlerle tabir edilen ulvi, kutsi, güzel, münezzeh manaları vardır. Memnuniyet-i mukaddese gibi burada ifade edecek. Lezzet-i kutsiye, yani kendisine yakışır mukaddes bir lezzet. Aşk-ı mukaddes, seviyor Habibi, Resulü ama kendi zatına yakışır mukaddes bir aşk. Ferah-ı münezzeh, mesruriyet-i kutsiye tabir edilen, izni şer'i olmadığından, çünkü nasıl ifade edeceğimizi hakkıyla bilemeyiz. Yad edemediğimiz gayet münezzeh, mukaddes şuunatı işleri vardır ki, her biri kainatta gördüğümüz ve mevcudat mabeyninde arasında hissettiğimiz aşk ve ferah ve mesruriyetten nihayetsiz derecelerde daha yüksek, daha ulvi, daha mukaddes, daha münezzeh olduğunu çok yerlerde ispat etmişiz. Mahiyeti mukaddesesi hem vacibül vücuttur, hem maddeden mücerrettir, hem bütün mahiyata muhaliftir.
misli, misali, mesili yoktur. Yani hiç bir sanatkar yaptığı sanata benzer mi? Benzemez. Cenab-ı Hak da elbette ki yarattığı mahlukatına, sanatlarına benzemez. Mukaddime, başlangıç. Bir kitabın mukaddemesini o kitabın hülasası diye tarif ederler. Allah'ın dünya denilen büyük saatindeki yevm, gün, sene, ömrü beşer, insanlığın ömrü, deveran-ı dünya, dünyanın devri. Ayetleri mesela, tilkel eyyâmunu davülühâ beynen nas. Biz günleri insanlar arasında devrederiz. Birbirine mukaddeme olarak birbirinden haber veriyor, döner işlerler. Nimetin mukaddemesi de nimettir. Yani nimetten önce gelen nimet de, başlangıcı da nimettir. Nitekim vacibin mukaddemesi vacip, haramın mukaddemesi haramdır. Maksada uruç etmek, çıkıp yükselmek için mukaddemelerden istimdad etmek, yardım dilemek ehli tahkikin düsturlarındandır. Ve mumya. Ya Haman ibnili sarha. Firavun vezirine emreder ki, biraz inşaat mühendisliğinden demek ki anlıyormuş. Bana yüksek bir kule yap. Semavatın halini rasat edip gözetleyip bakacağım. Semanın, gökyüzünün gidişatından acaba Musa'nın aleyhisselam dava ettiği gibi semada, gökyüzünde tasarruf eden bir ilah var mıdır? İşte sarhan kelimesiyle ve şu cüz'i hadise ile dağsız bir çölde olduğundan dağları arzulayan ve Halik'i, yaratıcıyı tanımadığından tabiat perest olup rububiyet dava eden ve asar ceberutlarını göstermekle ibka-i nam eden, şöhret perest olup dağ misal meşhur ehramları bina eden ve sihir ve tenasühe yani reenkarnasyona kail olup cenazelerini mumya edip dağ misullü mezarlarda muhafaza eden Mısır firavunlarının ananesinde hüküm ferma bir düstur acibi ifade ediyor. Demek ki ayet Mü'min suresi 36, Kasas suresi 38. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ Gark olan Firavun'a der, o Kızıldeniz'de boğulan. Bugün senin gark olan cesedine necat vereceğim, kurtuluş vereceğim. Ki Yunus suresi 92. ayet. Ünvanıyla umum Firavunların tenasuh fikrine binaen cenazelerini mumyalamakla maziden alıp müstakbeldeki ensale atiyenin, gelecek nesillerin temaşagahına göndermek olan Mevt Alut, İbret Numa bir düstur-u hayatiyelerini ifade etmekle beraber. Şu asr-ı ahirde, şu son asırda, o gark olan Firavun'un aynı cesedi olarak keşfolunan bir beden, o mahalli gark denizinden, bizzat o boğulduğu yerden sahile atıldığı gibi, zamanın denizinden asırların mevceleri, dalgaları üstünde şu asır sahiline atılacağını, mucizane bir işareti gaybiyeyi, bir lem'ai icazı ve bu tek kelime bir mucize olduğunu ifade eder. Bugün aynen belgeli olaraktan, belgesi de yanında olmak suretiyle İngiltere'de British Museum adlı müzede ortada camekanın içerisindeki internette de çok örneklerini de resimlerini görebilirsiniz. Şu anda aynen orada beden çürümemiş, secdeye kapanmış bir vaziyette. O belgede de nerede bulunduğuna dair, aynen boğulduğu yerde bulunduğuna dair belgede mevcuttur. Bu dehşetli zamanda eski zamandaki firavunların dünyevi şan-ı şeref arzusuyla heykeller ve resimler ve mumyalarla nazar-ı beşeri kendilerini çevirmeleri gibi enaniyet ve benlik verdiği gafletle heykeller ve resimler ve gazetelerle nazarları manay harfiden, manay ismiyle yani ustasından, yaratıcısından nazarları çevirip yani o eserin bizzat kendisine, kendisi açısından tamamen kendilerine çevirtmeleri ve uhrevi istikbalden ziyade dünyevi istikbali, geleceği hayal edinmiş olmaları ile eski zamandaki lillah için, Allah için ziyarete mukabil, ehli dünya kısmen bu hakikate muhalif olarak mevtanın, ölünün dünyevi şan-ı şerefine ziyade ehemmiyet verir, öyle ziyaret ediyorlar. Oysa ahiret hesabına olması, bakılması, değerlendirilmesi gerekir. Murakabe, gözetleme. Manevi asansör hükmünde olan murakabeler ile ma-i hayatı, hayat suyunu bulmak pek müşküldür. Risale-i Nur tasavvuftaki murakabe dairesini, yani mesela insanın kendisini görmesi, gözetmesi, sorguya çekmesi, Kur'an-ı Kerim yolu ile genişleterek ona bir de tefekkür vazifesini ince düşünme, en mühim bir virt olarak ilave etmiştir. Musaleha, sulh, barış manasına, Kur'an'ın emrettiği ve hak ve hakikat ve maslahat,
ve insaniyet ve İslamiyet iktiza ve teşvik ettikleri olan barışmak ve müsalaha etmektir. Yani esas olan sulhtur. Es-sulhu hayrun. Sulh hayırdır. Evet, hakikat ve maslahat sulhtur. Evet, ben nefsim ile müsalaha etmemişim. Çünkü nefis devamlı bize kavgalı. Devamlı, affedersiniz, dünyevi maddi şeyleri, basit şeyleri istiyor. Çünkü terbiye etmemişim. Yani nefis aynen yabani at gibi. Yani yabani at kaldıkça zarar verir. Ama terbiye edilirse seni istediğin yeri çöllere aştırır. İslamiyet nazarında harbi kafirin harp halindeki hakkı hayatı var. Hariçte olsa, musalaha etse, dahilde olsa, cizye verse İslamiyetçe hayatı mahfuzdur. Osmanlı bu sistemi uygulamış. Küre-i arzın, yer küresinin, şimdiki en büyük devleti Amerika'nın bütün kuvvetiyle din hakikatlarına taraftar çıkması ve İslamiyetle Asya ve Afrika'nın saadet ve sükunet ve musalaha bulacağına karar vermesi ve yeni doğan İslam devletlerini okşaması ve teşvik etmesi ve onlarla ittifaka çalışması 45 sene evvel olan bu müddiayı ispat ediyor. Kuvvetli bir şahit olur. Yani İslam dünyasına, dünyaya zulmeden, terör estiren Amerika, inşallah Cenab-ı Hak içinden onu yıkar. İnşallah Avrupa devletlerinin önemli bir kısmı bu manada inşallah İslamiyet'e de teslim olmuş olur. Yani netice onu gösteriyor, oraya doğru gidecek inşallah. Dünya böyle bir doğum sancısını da çekmiş oluyor. İnşallah doğum da yakındır. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah'ım selam.